Evet, yine gökyüzünden bir haberimiz var ki bir Türk firmasınca milli imkanlarla üretilen insansız balon sistemi Doruk'la sınırlar gözetlenebilecek, orman yangınlarında havadan görüntü alınabilecek, trafik akışı da izlenebilecek, balon haberleşmenin kesilebileceği afet durumlarında da baz istasyonu olarak kullanabilir. Afganistan'ın başkenti Kabil semalarında asılı duran bu insansız balon Amerika Birleşik Devletleri üretimi. NATO güçleri kentte güvenliği sağlarken balondan aktarılan görüntülerden önemli ölçüde yararlanıyor. Bir Türk firması dünyada sadece 4 veya 5 ülkenin sahip olduğu bu teknolojiyi Doruk balon sistemiyle Türkiye'ye kazandırmayı başardı. Doruk balon sistemi yerden 300 ve 1000 metre irtifaya çıkabilen, uzaktan algılama için kullanılan, havadan hafif teknolojide uçan bir sistemdir. İnsansız balon sistemleri başta sınır güvenliği olmak üzere pek çok alanda kullanılabiliyor. Örneğin afet ve acil durumlarda haberleşmenin artırılması için, gözetleme için, yangınların, orman yangınlarının uzaktan gözetlenebilmesi için, liman gözetlemesi için bu tür sistemler maliyet etkin bir şekilde kullanılabilir. Firma balonu tamamen milli kaynaklarla tasarladı, geliştirdi ancak bir sorun vardı. Balonun özel kumaşı Türkiye'de üretilmiyordu. Bunu yurt dışından alımı ilk etapta hedefliyorduk ama yurt dışından temas kurduğumuz iki firmadan da olumsuz cevap aldık. Türkiye'ye satmadılar. Bu başımıza gelince biz de kumaşın da tasarımını ve üretimini Türkiye'de yerli olarak yaptık. Doruk ilk uçuşunu 16 Temmuz'da başarıyla gerçekleştirdi. Firmanın yeni hedefi otonom hareket edebilen, 3000 metre irtifaya çıkabilen ve güneş enerjisiyle çalışan Tepegöz adını verdikleri hava gemisini üretmek.